Tekrardan hoş geldiniz hocam. İlk olarak biz sizi tanımak isteriz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Şahzade Igual ben. Tahran doğumluyum. İran'ın başkenti Tahran doğumluyum. 12 yaşımdan beri de Türkiye'de yaşıyorum. Eğitim hayatımın çoğunu Türkiye'de bitirdim. Ve daha sonra da dünyayı gezmeye başladım. Ve dolayısıyla da gezdikçe de yazacak çok şey buluyorsunuz. Yazmaya nasıl başladınız? Ne zamandan beri yazıyorsunuz? Yazmak sizin için ne ifade ediyor? Yazmak yaşadıklarını belgelemek gibi geliyor bana her zaman. Ve aslında ben yazmaya çok yıllar önce karar verdim, başladım. Ama 2017 yılında artık bunu tamamen profesyonel bir şekilde yazıp yayınlamak gerektiğini düşündüm. Çünkü yazdığım ilk roman, daha doğrusu otobiyografik roman, İran'da yaşadığım yıllar, İran-Irak Savaşı'nın olduğu yıllardı. Ve bütün kayıpları kaleme almak istedim. İran'ın o dönemiyle ilgili pek çok insanın bilgi sahibi olmadığını fark ettim Türkiye'de. O yılları bir de bir kız çocuğunun dilinden duymalarını istedim. İran ve Irak Savaşı'nı bir çocuğun gözüne tanıklık ettiğini az önce de söylediniz. Bu sizde nasıl bir etki bıraktı? Hayatınızı nasıl etkiledi? Ya da sizde hiçbir travma etkisi yarattı mı? Olabilir mi? Yaratmamış olabilir mi? Travma zaten savaş görmüş çocukların. Savaşın olduğu şehirlerde, ortamlarda büyümüş çocukların. Bir ömür sırtında taşıyacağı bir yüktür o travma. Ben küçüktüm. 1980 yılında savaşın başladığı yıllarda. Savaş bittiğinde 8-9 yaşlarındaydım. Dolayısıyla hala gök gürültüsünden korkmak gibi. Hala en ufak bir sarsıntıda ciddi bir tepki göstermek gibi. Ve çok fazla savaş filmleri seyredememek gibi. O travmalar zannediyorum benim gibi milyonlarca çocuğun da hayatının sonuna kadar taşıyacağı bir yük olacaktır. Türkiye'de yaşayan insanların İran ve gerçek İran hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını söylüyorsunuz. Bu sebeple de eserleri ortaya çıkarmak için çaba gösteriyorsunuz. Sizce bu eserler Türkiye'de ses buluyor mu? Evet. Benim de beklemediğim bir şekilde geri dönüşleri oldu. Ben İran'a kültür turları götürüyorum. Türkiye'nin değerli acentalarının İran turlarında bir İranlı sosyolog olarak, İranlı yazar olarak, İranlı bir kadın olarak ve çocukluğunu, hayatının üçte birini en azından orada yaşamış bir İranlı olarak eşlik ediyorum. Çoğu benim kitaplarımı okuduktan sonra İran'a gelmeye karar verdiklerini söylüyorlar. Çünkü onların bilmediği, daha doğrusu emperyal güçlerin bilinmesini istemediği gerçek İran'ı anlatıyorum biraz da. Etkisi oluyor. Müsbet yönde çok etkisi oluyor kitapların tabii ki. İran kültür turlarına tur lideri olarak eşlik ediyorsunuz ve Türk misafirleri memleketinizde ağırlıyorsunuz. Bu geziler hakkında bizlere ve izleyenlerimize biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, az önce de söylediğim gibi İran'ın bilinmeyen tarafları var. Herkes bir kere İran'ı 1979'daki devrim itibariyle tanıyor. Çünkü dediğim gibi emperyal güçlerin İran'ı öyle tanıtmak gibi bir gayesi var. Fakat İran aynı zamanda 5500 yıldır yerleşik bir medeniyet. Hiç de küçümsenmeyecek tarihi olan bir ülke. Edebiyat konusunda dünyada adından söz ettiren bir ülke aynı zamanda. Bir Zerdüşt kültürünün vakıf olduğu bir ülke. Biz biraz da bunların içeriğini, bilinmeyenlerini anlatıyoruz. Fars dili edebiyatının önemini, Farsça eserlerin klasik dönemden bugüne kadarki değerli yapıtlarını öne çıkarıyoruz. Bugün burada olmamızın sebebi de bu. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın İran Edebiyatı, Fereddin Attar Neşaburi'den Furu Feruzat'a kadar İran Edebiyatı konuşacağız. İran'ın unutulmaya yüz tutmuş
ışıklarını biraz da ortaya çıkarmaya gayret ediyorum kendi adıma. Ben bu doğrultuda şunu sormak istiyorum. Edebiyatçı kimliğiniz ve seyahat konusundaki yöneliminiz paralel mi gelişti? Biri ötekini besledi mi? Edebiyat ötekini besledi diyebilirim. Çünkü yola çıktıkça keşif isteği daha da perçinleşiyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Fakat ikisi birbirinden şu anda, en azından belki ileride olmayabilir, şu an için, hayatımın bu dönemi için ikisi birbirinden kopmaz bir parça gibi görünüyor artık. İran'da bir edebiyat, kültür, sanat atmosferi oluşturmak için verdiğiniz gayretleri biliyoruz. İşte çeşitli toplantılar, seminerler, konferanslar ve geziler düzenliyorsunuz. Bu durum sizce hem Türkiye'de hem de İran'da bir yankı ve bir etki oluşturabiliyor mu? Elbette. Türkiye'den çok değerli kalemler götürdüm ben İran'a. Nedim Gürsel, Ayşe Kulin gibi değerli isimler götürdüm ve sırada daha da olacak, sürpriz isimler de olacak. Türkiye'deki yazarlarla İran'daki edebiyatı, daha doğrusu muasır edebiyatı bir araya getirmeye gayret ediyorum. Onlarla tanışamasalar da, tanıştıkları da var elbette ki, tanışamasalar da hakikaten Hafız-ı Şirazi'den, Ömer Hayyam'dan günümüze İran edebiyatı nasıl şekillendi? İran'da edebiyat niye bu kadar önemli? Minyatürünü, halısını, seramik sanatını nasıl etkiliyor bu dal? Onları paylaşıyoruz. Hem İran'da hem burada, evet, ses getirmeye başladı. Artık İran denince ya da en azından İranlı yazar denince akla gelen ilk isimlerden biri olmak da ayrıca onur verici tabii ki. İran ve Türkiye ile ilgili yaptığınız çalışma ve projelerden yola çıkarak bu iki ülke hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Biraz geniş bir soru aslında. Ben sadece edebiyatını anlatayım o zaman. İran edebiyatı Türk edebiyatını da etkilemiş bir edebiyattır. Özellikle de divan edebiyatını. Farsça kelimeler Türkçe'ye çok yerleşmiş. Gündelik hayatta kullanılan çok fazla sözcük var. Şiirsel bir lisandır Farsça, melodik bir lisandır ve edebiyat dilidir aslında. Bu sadece bana göre değil, Goethe'ye göre de bu böyleydi, Shakespeare'e göre de bu böyleydi. Ve elbette ki Türk kalem sahiplerinin de İran edebiyatı ile ilgili çok değerli görüşleri var. İran'la Türkiye arasında muasır edebiyatta konuşacak olursak, İran'da nasıl ki bir Ahmet Şamlı, Furufe, Ruhsat, Sadık Hidayet varsa, Türkiye'de de Atilla İlhan, Sabahattin Ali, Nazım Hikmet var. Her iki ülke bu anlamda çağdaş edebiyat veya çağdaş şiir yazarı olarak, şair olarak şanslı görüyorum. Biraz daha parlatılmaya ihtiyacı var her ikisinin de. Her iki ülkenin de kültürel reklam olarak biraz daha bu değerli isimleri ön plana çıkarmaları gerektiğine inanıyorum. İlk edebi okumalarınızın neler olduğunu ben merak ediyorum. Bunlar dünya görüşünüzün oluşmasına, yazmaya başlamanıza ne kadar etki etti? Bu eserlerin sizin için kıymeti nedir? Farsça okumaya başladım ilk tabii ki ve çok aydın ve okuyan bir ailede büyüdüm ben. Yani Sefilleri, Şeker Portakalı'nı, Oliver Twist'i okuyup daha sonra, biraz daha adım attıktan sonra Küçük Karabalık, Sadık Hidayet'in belki de Hidayetnamesi veya Kör Baykuş gibi eserlerini okuduktan sonra Türkiye'ye gelip önce dünya klasiklerini, yani Farsça okuduğum dünya klasiklerini, demin bahsettiğim Sefiller gibi Türkçe'yi daha iyileştirmek adına okuduğum dünya klasiklerinin yanı sıra Türk yazarlarıyla tanıştım. Türk yazarlarını keşfetmeye başladım. Turgut Uyar, Tombis Uyar gibi, Sabahattin Ali gibi. Daha 5-6 yaşındayken, belki de daha küçükken tanıştığım, satırlarıyla tanıştığım Nazım Hikmet gibi. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan tutun Cemal Süreyya'ya, Adalet Ağaoğlu'ndan
bu demin bahsettiğim değerli yazarlara kadar, Aziz Nesin. Bütün bu isimleri keşfetip okumak da hem Türkçeyi iyileştirmekte çok yardımcısı oldu ve zaten sahip olduğum bir dünyaya bakış açısı vardı. Okuduklarından belki de değerlendirebilirsiniz. Yine de o mihverde, o eksende, o yolda, paralelinde ilerleyen kalemleri okumak benim Türkiye'de de seçkin yazarlarla tanışmama sebep oldu. Şimdi ana diliniz Farsça olmasına rağmen eserlerinizi Türkçe yazıyorsunuz. Bunun olumlu ya da olumsuz bir etkisi oldu mu sizin için? Olumsuz tarafını hiç görmedim ama olumlu tarafı, ben çok erken yaşta Türkçeyi hiç bilmediğim halde, hiç Türkçe bilmediğim halde 12-13 yaşlarımda öğrenmeye başladığım için zannediyorum ki Türkçe anlatırken hislerimi daha kuvvetli anlatabiliyorum ve bunu anlatırken Farsçanın şiirselliğini kullanıyorum. Türkçe'ye yerleşmiş Farsça sözcükleri çok kullanıyorum. Hatta bir yerde zannediyorum yazdım bunu ya da bir röportajda, hatırlamıyorum. Türkçe ve Farsçayı evlendiriyorum ben lisan olarak. Türklerin anladığı Farsça kelimeler ya da eski Türkçe denilen Osmanlıca kelamlarla Türkçeyi birleştirdiğimde çok zengin bir şey bulmuş gibi seviniyorum ve okuyanlar da aynı fikirde. Her iki lisanın derinliğinden ya da nimetlerinden yararlanıyorum. Ve dediğim gibi olumsuz tarafını hiç görmedim. Çocukluğunuzda aslında her çocuktan farklı bir hayat yaşadınız. Ben bu doğrultuda şunu merak ediyorum. Eğitim hayatınız nasıl gelişti? Bir fırsat daha verilse hangi alanda eğitim almak isterdiniz? Ben sosyoloji okudum. 80 kere daha dünyaya gelsem yine sosyoloji okurum. Sosyolojiyi okurken sadece şunu fark ettim. Tabii Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi değil ama ben de bu kanıya vardım diyeyim. Bir Orta Doğu sosyoloğuyla bir İngiliz sosyoloğu asla bir değildir. Biri belki de daha çok teorik tezler savunurken Orta Doğu sosyoloğu pratik olarak yaşadığı, şahit olduğu çok hadiseyi anlatabiliyor, açıklayabiliyor, tez olarak savunabiliyor veya reddedebiliyor. Ben Orta Doğu insanının sosyal bilimler, siyasal bilimler veya felsefe konusunda çok daha zengin, çok daha kayda değer eserlere sahip olduğunu düşünüyorum. Hayatımı şekillendirmemde sosyolojinin çok büyük payı var. Yani Karl Marx'ı okuduktan sonra Feridüddin Attar Neyşaburi'nin Mentor Tayyir'ini de okuyorsun. Mesnevi'yi de okuyorsun. Hegel okuyorsun. Fidel Castro'yu incelerken Gabriel Garcia Marquez'i de inceliyorsun. Ve yine Orta Doğu'daki önayak olan, pek çok mücadelede ön ayak olan, hatta muasır İran-Irak Savaşı'ndaki değerli kaybettiğimiz Doktor Mustafa Çamran gibi insanların da hayatını inceliyorsun. Çok geniş bir alan veriyor sana. Yeter ki ne istediğini veya ne öğrenmek istediğini bil. Rolls Royce Tarımışlar Baba ve Tarhan'ın Kırmızı Sirenleri adlı iki kitabınız var. Tekrardan yeni eserler kaleme almayı düşünüyor musunuz? Tahran'ın Kırmızı Sirenleri tamamen İran-Irak Savaşı'nı anlatan ve benim o dönemdeki çocukluğumu kaleme aldığım bir eser. Ailemizin, benim ailemin hayatı ve fonda değil tam o ailenin içinde geçen savaş acıları, yaraları. Rolls Royce'u Taramışlar Baba'da İran-Irak Savaşı'nın içinde olduğu yıllarda İran'da türeyen Amerikan ve Siyonizm destekli maalesef emperyal güçlerin desteklediği hain bir yapı olarak tarihe geçen halkı mücahitlerinin ihanetlerini kaleme aldım. Yine bir kız çocuğunun gözünden ve o hain yapının varoluşu nedeniyle
kaybettiğimiz çok önemli, değerli bir yakınımızın hayata veda ettiği geceyi anlatıyor. Aslında bir geceyi anlatıyor. Rolls Royce'u taramışlar baba. Bu iki eser İran'ın 1979 ile 1900 belki de 89-90'ına kadar ki o hummalı acıların yaşandığı yıllarını anlatıyor. Üçüncü romanımın adı Son Fayton ve ben ilk defa bir aşk hikayesi anlattım. Yine de Orta Doğu'da yaşanan bir aşk hikayesi. Çok fazla savaş yok içinde ama yine de bir takım yıkılmaz tabuların, Hristiyan ve Müslüman inançlı iki insanın, her iki dinde de aşk adına yıkılmaz tabuların kaleme alınan bir eser olarak söyleyebilirim. Ve aynı şekilde iki dönemli bir roman. Bir tanesi Safavi döneminde yaşanan bir roman, bir aşk hikayesi 320 yıl önce. Diğeri ise 2018'de yine aynı şehirde, İsfahan'da yaşanan bir aşk hikayesi. Yine içinde hasret var, vatan hasreti var, ulaşamamak var. Çok ciddi kökünde duyulan özlem var. Bu zannediyorum ülkesini terk etmiş, özellikle Orta Doğu coğrafyasında terk etmek zorunda kalmış insanların hiç yabancı olmadığı bir tat, buruk bir tat. Üçüncü romanımda Son Fayton'da da bu var ve yakında da okurlarla buluşacak. Ben bir röportajınızda sizin Atatürk'ün Türk halkına her şeyi altın tepside sunduğunu ve Türk halkının elinizdeki hazineyi yeniden fark edin şeklinde sözler söylediğinizi gördüm. Buradaki sözünüzü bizlere ve izleyenlere daha detaylı olarak açıp anlatabilir misiniz? Atatürk bir dehaydı. Elbette ki bu benim söylememle değeri anlaşılacak bir şey değil. Ben sadece Türkçe öğrendikten sonra ve İzmir'de büyüdüğüm için belki de şanslıydım. Atatürk'ü araştırma ve tanıma fırsatı buldum. Pek çok kesimde belki de anlaşılmadığını düşünüyorum. Ve Orta Doğu'da bir talih kuşuydu ki Türkiye'nin başına kondu. Atatürk'ün dinle sistemi karıştırmaması, ne kadar inanç sisteminde, bireysel inanç sisteminde başarı sağladığını gözlemledim. Hiçbir zorbalık başarı getirmez. Ve İran eski cumhurbaşkanında Muhammed Hatemi'nin de bir sözü var. Bunu da eklemek istiyorum. Diyor ki Muhammed Hatemi, zorbalığın veya baskıların olduğu sistemler çürümeye mahkumdur. Çünkü kendi içinde antileri çok daha çabuk besler. Atatürk'ün böyle bir avantajlı tarafı var. Sadece Türkiye için değil, belki de dünya için önemli bir rol modeldi. Ve ben her sistemin kendi içinde bir diktatörlüğe sahip olduğunu düşünüyorum. Pozitif ve negatif diktatörlük olarak düşünüyorum. Örneğin Adolf Hitler negatif bir diktatörken Atatürk ve Fidel Castro gibi isimlerin pozitif diktatörlük olduğunu söyleyebilirim. Bu diktatörlük biraz da yanlış anlaşılabilir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir sistemin iyileşmesi ve o sistemde yaşayan toplumun, halkın iyileştirilmesi, bunun başında eğitim geliyor. Ki Atatürk kendisi de çok eğitimli bir adam olmakla beraber o sistemi iyileştirmek adına verdiği mücadelelerde aldığı keskin kararların pozitif adımlar olduğunu söylemeye çalışıyorum ve keşke en azından bir 30 yıl daha yaşamış olsaydı diyorum. Ben bunu tüm yazarlarımıza soruyorum, size de sormak istiyorum. Sizin edebiyat dünyasında gördüğünüz en bariz sorun nedir? Bu soruna ne gibi bir çözüm önerisi sunulabilir? Okumamak. Yani insanların okumaması, merak etmemesi. Turlarda başıma geliyor mesela, ben sadece İran edebiyatını anlatmıyorum tabii ki. İran edebiyatı ağırlıklı temalı turlarım var. Fakat Türk edebiyatçılarını da anlatıyorum. Onlardan aldığım keyfi, onlardan öğrendiğim Türkçeyi en azından anlatırken eserlerini paylaşıyorum Türk misafirlerle.
bu eserlerden örnekler okuduğum zaman, şiirlerden örnekler okuduğum zaman tanımadıklarını fark ediyorum. Nafız Şamlıbel'in bir şiirini okudum mesela son turumda. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi, pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bu çok değerli bir eserdir. Pek çok değerli isim saydılar. Atilla İlhan diye ne oldu, Nazım Hikmet diye ne oldu, Aziz Nesin diye ne oldu ama gerçek eser sahibini hatırlamadılar. Soruyorum, Aşyan Mezarlığı'na kim kaç kere gidiyor? Bu yazarları ne kadar anıyoruz? Onlara ben bir İranlı yazar olarak en azından Türkçe'yi öğrenmemde emeği geçen, tanıdığım ve tanımadığım tüm Türk yazarlarına minnetlerimi sunuyorum, borçlu hissediyorum. Ve Türk insanının da biraz daha okumaya merak sarması gerektiğini düşünüyorum. Yüzlerce kitap basılıyor her gün, belki de binlerce kitap basılıyor. Yazar adı söylediğinizde çoğu tanımıyor. 3-5 tane popüler isimden ve popüler kültür kaleme alan isimden başka 300 bin tane basıyormuş ilk baskısı. 500 bin satmış, 600 bin satmış. Bunlar okuru ortaya koymaz. Satışı ortaya koyar. Türk insanının biraz daha aralarda kaybolmuş yazarları araştırıp okumasını temenni ediyorum. Çok değerli kalemler var çünkü. Ve eğer okumazsak onlar sadece yazmış olacak. Belki de 3000-4000 kişi okumuş olacak. Anlattıkları güzel şeyler var satırlarında. Evet ve son sorumuz olarak bu röportaja ekstradan bir şeyler eklemek isterseniz ne olurdu? Bizim söylemeyi unuttuğumuz, sizin aklınıza gelen bir şeyler var. Şunu söylemek istiyorum. Bunu muhakkak izleyen birileri olacak ya da siz belki de yayınlayacaksınız bir yerlerde. İran'ın muasır tarihi, muasır tarihi demeyin, 1979'dan sonraki kapalı kutu olduğu 40 yıl, bu 40 yılın tarihini belgesel değerinde, roman tadında hiç sıkmadan ve 24 saate okunabilecek bir süreklilikle, sürükleyicilikle yazdığımı inandığım ve bunu bana söyleyen yazarlar var, değerli kalemler var. Ayşe Kulin gibi, Nedim Gürsel gibi, Zülfü Livaneli gibi. İyi eleştiriler aldım. İran'ın bu son 40 yıllık tarihinin neler oldu orada ve şu anda neler oluyor? Korkmamıza sebep var mı? Ya da neden korktuk biz baştan? İran İslam Cumhuriyeti nereye kadar ilerledi? Nereye kadar var ve İran'ın edebiyatını, kültürünü her dalını nasıl etkiliyor? Merak ediyorlarsa Tahran'ın Kırmızı Sirenleri ve Rolls Royce'u Taramışlar Baba'yı okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bunları okuduktan sonra inanın gerçekten bakış açınız değişecek. İçeriden biri anlatıyor bunu. Ve üniversitelerden davet ediliyorum. Dicle Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, şu anda aklıma gelmeyen pek çok üniversitenin sosyoloji ve edebiyat bölümlerinden. Bu kitapları okuttuktan sonra ya da okuduktan sonra bir de benim dilimden, benden dinlemek istiyorlar. Biraz daha komşuyu tanıyalım diyorum. BBC, CNN kaynaklı, yine söyleyeceğim, emperyal güçlerin dayattığı haberlerden değil, Kasr-ı Şirin Anlaşması itibariyle hiç sorun yaşamamış bir komşuyu tanımak çok kolay. O kaynakları bir kenara bırakarak, biraz da kendimiz araştırarak ya da gidip görerek tanıyalım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli röportaj için bize vaktinizi ayırdığınız için.